Merhaba arkadaşlar, ben Türkçe öğretmeni Ercüment Koç. Bugün sizlerle Türkçe'de yazım kuralları konusunu işleyeceğim. Hepinize iyi seyirler, iyi dersler diliyorum. Evet arkadaşlar, konumuz yazım kuralları. Yazım kuralları konusunu görmüş olduğunuz gibi 6 başlık altında işleyeceğiz. Büyük harflerin kullanımı, kısaltmaların yazımı, sayıların yazımı, D, Ki, Mi'nin yazımı, birleşik kelimelerin yazımı ve yazımı karıştırılan sözcükleri işleyeceğim. Ondan sonra örneklerle konumuzu pekiştireceğim. Büyük harflerin kullanımı. Cümle büyük harfle başlar. Bu sene Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılındayız. Evet arkadaşlar, hepimiz biliyoruz ki artık cümleler büyük harfle başlıyor. Aynı şekilde şiirlerde de her dizinin ilk sözcüğünün ilk harfi yine büyük harfle başlıyor. Cümle içinde tırnak veya yay ayraç içinde alınan cümleler büyük harfle başlar. Bu cümlelerin sonlarına uygun noktalama işareti konulur. Örnek olarak gördüğümüzde Atatürk hayatta en hakiki mürşit ilimdir demiştir. Bu bir iç içe birleşik cümledir ve iç içe birleşik cümle olduğu için tırnak içinde ifade edilen cümle yine büyük harfle başlamıştır ve uygun noktalama işaretleriyle bitirilmiştir. Neler büyük harfle başlıyor? Bütün özel isimler büyük harfle başlıyor. Bu özel isimler neler? Bir görelim. Kişi ad ve soyadları büyük harfle başlar. Örnek: Ercüment Koç. Unvan, rütbe adları, saygı sözleri. Mektuplar ve resmi yazışmalarda hitap sözleri büyük harfle başlıyor. Sevgili kardeşim, aziz dostum, sayın müdürüm gibi. Hayvanlara verdiğimiz isimler de büyük harfle başlıyor. Pamuk, karabaş, sarı kız gibi. Millet, boy, oymak adları. Türk, İngiliz, Kayı, Oğuz, Rus, dil ve lehçe adları, Türkçe, Almanca, Osmanlıca, devlet adları, Türkiye, İtalya, Almanya, Arnavutluk, kıta, bölge, il, ilçe adları, Asya, Marmara bölgesi, Giresun, Bağcılar, mahalle, meydan, sokak adları, Fatih Mahallesi, Taksim Meydanı, Ziya Gökalp Sokak. Yine din ve mezhep isimleri de büyük harfle başlıyor. Müslümanlık, Hristiyanlık, Katolik. Yapı isimleri de büyük harfle başlıyor. Topkapı Sarayı, Ankara Kalesi. Coğrafi bölgelerin isimleri de yine büyük harfle başlıyor. Deniz, nehir, göl, dağ adları. Karadeniz, Fırat Nehri, Nemrut Dağı, gezegen isimleri ve gök cisimleri, Merkür, Neptün, Jüpiter, Satürn, isimden önce gelen yön isimleri, Doğu Anadolu. Yalnız burada şöyle bir şey var, isimden sonra geliyorsa yön isimleri, bu büyük yazılmaz, küçük harfle yazılır. Yani Bursa'nın batısı, Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz'in güneyi gibi bunun örneklendirmesini fazlalaştırabiliriz. Kitap, dergi, gazete, sanat eseri isimleri. Örnek olarak baktığımızda Sinekli Bakkal, Hürriyet, Taç Mahal. Kurum, kuruluş adlarının her kelimesi yine büyük harfle başlıyor. Türk Dil Kurumu, Yüksek Seçim Kurulu. Belirli tarih bildiren gün ve ay adlarını da yine büyük harfle yazıyoruz. 29 Ekim 1923, 23 Nisan 1920, 19 Mayıs 1919. İleriki slaytlarımızda göreceğiz. Eğer ay adları ve gün adları belli tarih belirtmiyorsa o zaman küçük harfle yazacağız. Tarihi olay ve dönem adları yine büyük harfle yazılır. Orta Çağ, Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı. Bu örneklerimizden bazıları.
Özel isimler büyük harfle yazılıyordu. Yalnız biz bazen acaba bu kelime de büyük harfle yazılabilir mi diye bazen böyle bir duruma düşebiliyoruz. Büyük harfle yazılmaması gereken kelimelerden bahsedeceğim size. Hangi kelimeleri yazarken küçük harf kullanmalıyız? Bununla ilgili çok fazla hata yapıldığı için bundan bahsetmek istiyorum. Akrabalık isimleri küçük harfle yazılır. Emine teyzem, Ahmet amcam, Ali dayım. Ancak bu akrabalık isimleri bir unvan ya da takma ad olarak kullanılıyorsa, bu sefer bu akrabalık isimleri büyük harfle yazılır. Mesela Müslüm Baba, Susuz Dede, Oruç Baba. Bu bir lakap olduğu için ve unvan olduğu için buradaki harfler büyük olması gerekiyor. Yani akrabalık isimleri bir unvan olarak kullanıldığında büyük harfle yazılır. Para birimleri yine küçük harfle yazılmalı. İngiliz sterlini. İngiliz'in i'si büyük ama sterlinin s'si küçük olmalı. Türk lirası T büyük, L küçük. Japon yeni J büyük, Y küçük olmalı. Özel isimlerden sonra gelen tür adları yine küçük harfle yazılmalı. Maraş dondurması, Van kedisi, Amasya elması. Sanat eserlerinin adlarında arada ile, ve, mi varsa yine bunları da küçük harfle yazmalıyız. Suç ve Ceza, Ferhat ile Şirin, Mai ve Siyah. Yer isimleri büyük harfle başlıyordu. Yani İstanbul, Bağcılar ya da işte Giresun, Karadeniz dediğimiz zaman. Ancak bunların yanına il, ilçe, kıta, köy sözcüklerini kullandığımızda bu sözcükleri küçük harfle yazmamız gerekiyor. İstanbul ili, Bağcılar ilçesi, Taflan köyü dediğimizde ili, ilçesi, köyü ifadelerini kullandığımız zaman küçük harf kullanmamız gerekiyor. Belirli bir tarih belirtmeyen gün ve ay adları küçük harfle başlar. Bundan az önce de bahsetmiştim. Çarşamba, Nisan, Temmuz. Yani belirli bir tarihi olmadığı için, herhangi bir gün olduğu için herhangi bir çarşamba, herhangi bir Nisan, herhangi bir Temmuz. Özel isimlere gelen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekleri kesme işaretiyle ayırmamamız gerekiyor. Bunda da çok sık hatalar yapabiliyoruz. İyilik eki, durum ve bildirme ekleri gelirse bu sefer bu kelimeleri kesme işaretiyle, bu ekleri kesme işaretiyle ayırmamız gerekiyor. Örnek olarak Türkler dediğimizde bunu ayırmıyoruz. Ancak Türk'ün dediğimizde bunu ayırmamız gerekiyor. Çünkü bu bir iyilik ekidir. Türkiye'de dediğimizde bu bir hal eki olduğu için yine ayrılması gerekiyor. Yine Türkiye'nin dediğimizde yine ayrılması gerekiyor. Türkçe'nin dediğimizde ayıramıyoruz. Çünkü Ç yapım eki olduğu için sonraki gelen ek ayrılmıyor. Aynı şekilde Türkçe'de dediğimizde yine Ç yapım ekinden sonra gelen hal ekini de ayıramıyoruz. Ben örnek olarak Türk kelimesini öncelikle almıştım. Ama farklı örnek olsun diye yine İstanbullu dediğimizde ya da Ahmetler dediğimizde burada gelen lu ve ler ekleri yine ayrılmıyor. Buna lütfen dikkat edelim. Bunlar önemli. Çünkü LGS'de bazen bu tip sorular da karşımıza çıkabiliyor. Kurum, kuruluş, kurul ve iş yeri adlarına gelen ekler kesinlikle kesme işareti kullanılmadan yazılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Türk Dil Kurumu'ndan, Sağlık Bakanlığı'nın, Danışma Kurulu'ndan ve Hakem Kurulu'na, Merkez Hakem Kurulu'na dediğimizde burada yine gelen ekleri kesinlikle kesme işaretiyle ayırmıyoruz. Çünkü bunlar birer kurum, kuruluş ismidir. Bunlara gelen ekler ne olursa olsun kesme işaretiyle ayrılmıyor. Evet, devam ediyorum.
İkinci başlığımız kısaltmaların yazımı. Kısaltmaların yazımında yine kurum, ülke, kitap, dergi ve yön adlarının ilk harfi büyük olarak yazılmasıyla yapılıyor. Bunların arasına kesinlikle noktalama işareti koymuyoruz. Bir sonraki maddemizde zaten göreceksiniz. Sadece istisna iki durum var. Kurum kuruluş adlarının kısaltması yapılırken kesinlikle araya noktalama işareti koymuyoruz. TDK, Türk Dil Kurumu, TDK demiyoruz, TDK diyoruz. Çünkü ilerleyen örneklerde göreceğiz. Bunlar ekler geldiği zaman son harfin okunuşu bizim için önemli olacak. O yüzden TDK demeyelim, TDK diyelim. Yine TSK, Türk Silahlı Kuvvetleri, GB, Güneybatı ve MEB, Milli Eğitim Bakanlığı. Büyük harfle yapılan kısaltmalarda noktalama yoktur. TBMM dediğimizde araya nokta koymuyoruz. HGS dediğimizde araya nokta koymuyoruz. MHK dediğimizde yine araya nokta koymuyoruz. Buna MHK de diyorlar ama aslında Türkçe'de H sesi de yok artık. O yüzden MHK dememiz daha doğru olur. Çünkü H de sona geldiği zaman yine ek geldiğinde okumamız veya o eki yazmamız bizim için daha kolay olabilir. TCDD, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları yine bu şekilde yazılıyor. Ve TFF, sadece iki tane istisnamız var. Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması yapıldığında TC dediğimizde araya iki tane nokta ve T dediğimizde Türkçe yine bir tane nokta kullanıyoruz. Kısaltılan kelime özel ad, ünvan ise ilk harf büyük, cins ise küçük yazılıyor arkadaşlar. Mesela Doktor Fahrettin Koca, DR olarak kısaltmayı yapıyoruz ve sonuna bir nokta koyuyoruz. Profesör Doktor Ateş Kara'nın kısaltması da prof nokta dr nokta olarak yapılıyor. Bu d'nin büyük olmasına dikkat edelim. Yine merkez mahallesi dediğimizde mahallenin kısaltılması mah olarak bu şekilde yapılıyor. Eğer bir cins isimden bahsediyorsak ve bunun kısaltması yapılıyorsa bu sefer büyük harfle yazmıyoruz, küçük harfle yazıyoruz. Ama yine sonuna noktalama işareti olarak noktayı koyuyoruz. Edebiyat örnekte de görüldüğü gibi. Kısaltmaların yazımına devam ediyoruz. Az önce de bahsettim. Büyük harfle yapılan kısaltmalarda getirilen ekler kısaltmanın son harfine göre belli olur. Mesela bunun normal açılımını okuduğumuzda Türk Hava Yolları'nda diyoruz ama kısaltma olarak okuduğumuzda THYD. Çünkü Y sesi ince olduğu için gelen Haleki'de ondan dolayı ince olması gerekiyor. Ama açılımını okuduğumuzda Türk Hava Yolları'nda diye okuduğumuzda bu sefer farklı oluyor. O yüzden biz kelimelerin açılımına değil kısaltmalara bakacağız. Kısaltmanın son harfinin sesine bakacağız. THYD. TCDD'nin TDKD. Bunu mesela açık olarak okuyalım. Türk Dil Kurumu'nda deriz ama kısaltma olarak okuduğumuzda TDK'd diyoruz. Türkiye Radyo Televizyonu'nun bunun açık okunuşu ama biz TRT'nin diyoruz. Çünkü T sesi ince olduğu için burada da gelen ek ince olarak yazılmalı. O yüzden kısaltmaların yazımında harflerin son harfin ince veya ince okunuşuna dikkat etmemiz gerekiyor. Küçük harfli kısaltmalarda ise tam tersi bir durum var. Küçük harfli kısaltmalarda kelimenin okunuşuna göre eki getiriyoruz. Mesela KG'den demiyoruz. Kilogramdan dediğimiz için KG'dan diyoruz. Ters orantı olarak düşünün. Kuruşun. KR-UN demiyoruz, kuruşun diyoruz. Burada zaten bir değişiklik yok. Milimetrede MM'de diyoruz. Bir kelime gibi okunan kısaltmalarda getirilen eklerde
kısaltmanın okunuşu esas olarak karşımıza çıkıyor. BOTAŞ'ın NATO'ya, ASELSAN'da UNESCO'ya. Eğer bir kelime gibi okunuyorsa kısaltmalar, ekler bu şekilde getiriliyor. BOTAŞ'ın NATO'ya, ASELSAN'da UNESCO'ya. Yine kısaltmalara getirilen eklerde ses olaylarına dikkat etmemiz gerekiyor. Burada ünsüz benzeşmesi ya da ünsüz yumuşaması olayları olabiliyor. O yüzden biz genelde ünsüz benzeşmesi olaylarına dikkat ederek o eki doğru bir şekilde getirmemiz gerekiyor. Rütükten dediğimizde burada normalde gelen ekten ama burada bir ünsüz benzeşmesi olayı yani ünsüz sertleşmesi olayı olduğu için biz burayı rütükten diye yazacağız ve okuyacağız. Rütüke. Kesinlikle rütüye demiyoruz. K sesi değişmiyor. Burada rütüye diye bir okuma da yapmıyoruz. Rütüke diyoruz. Yine aynı şekilde TÜBİTAK'ın, TÜBİTAK'ın demiyoruz. TÜBİTAK'ın diyoruz ve TÜBİTAK'ın diye yazıyoruz. Üçüncü başlığımız sayıların yazımı. Sayıların yazımında sayılar cümle içinde harflerle ayrı ayrı olarak yazılır. Güncel bir örnek, onun karantina süresi 12 gün sonra bitiyor. Sayıları yazdığımız zaman böyle ayrı ayrı yazacağız. Mesela 552 yazdığımız zaman 552 diye bunları ayrı ayrı yazacağız. Burada da 10 ve 2'yi ayırıyoruz. Her basamağı birbirinden ayıracağız arkadaşlar. Saat, para tutarı, ölçü, istatistik verilere ilişkin sayılarda rakam kullanabiliyoruz cümlede yazarken. 17.30'da trenimiz hareket edecektir. 150 kilometre daha yol gitmemiz gerekiyor. Örneklerde de gördüğümüz gibi saat ve işte istatistik, ölçü, para tutarı kullandığımız zaman sayıyla yazabiliriz. Saatlere gelen eklerde sıfırlara dikkat etmiyoruz. 12.00'da demiyoruz, 12'de diyoruz. 15.00'da demiyoruz, 15'te diyoruz ve aynı şekilde tabii ki bu şekilde yazıyoruz. Eğer bunu 12.00 diye okursak 12.00'da diye yazarız ama 12'de diye okursak 12'de diye yazarız. Burada da aynı zamanda bir tane daha örneğimiz var. 09'da. Burada da bir kalın örnek olsun diye, kalın günlüğe örnek olsun diye bunu da ekledim. Devam ediyoruz. Üleştirme yani paylaştırma sayıları sadece yazıyla yazılabiliyor. Cümle içerisinde yazdığımız zaman bunu yazıyla yazabiliyoruz. İkişer, üçer, beşer diye bu şekilde yazabiliyoruz. Ancak bu şekilde yazamıyoruz. Belki matematik problemlerinde öğretmenleriniz bu şekilde yazabiliyordur. Onda bir sıkıntı yok. Ama işte resmi sınavlarda veya resmi yazışmalarda bu şekilde bir kullanım olmuyor. O yüzden biz kelimeyle yazıyoruz bu üleştirme sayılarını. Sayılara getirilen eklerde ses olayları kuralına bakılır. 1923'te dediğimizde 1923'te burada bir ünsüz benzeşmesi var. Ç ve D sesi burada çarpışmışlar ve Ç sesi D'yi T'ye dönüştürmüş. O yüzden 1923'te diyoruz. Yine saatten örnek verelim. 13'ten yine aynı örnek. Ç sesi buradaki gelen D sesini T'ye dönüştürmüş. Bir ünsüz sertleşmesi olduğu için buradaki ekler T ile yazılıyor. Sıra sayıları rakamla ya da yazıyla yazılabiliyor. Rakamla yazdığımızda sıra sayılarını sonlarına birer nokta koyuyoruz. 2 nokta dediğimizde ikinci, 3 nokta dediğimizde üçüncü. Aynı şekilde yazıyla da yazabiliyoruz. İkinci, üçüncü olarak bu şekilde yazabiliyoruz. Hem sayı hem de kesme işareti kullanaraktan ekli olarak da yazabiliyoruz. Burada yalnız sondaki sesli harfe dikkat etmemiz gerekiyor. 2
6 ve 7 sesli harfle bittiği için sonuna NCI sesi geliyor. NCI ekini getiriyoruz. 3 dediğimizde ya da 5 dediğimizde, 8 dediğimizde, 9 dediğimizde buna sesli harfi getirerekten bu eki yazabiliyoruz. Sondaki sesli harfe dikkat ediyoruz arkadaşlar. Az önce demiştim ki kelimeler, sayılar kelimelerle yazılırken, harflerle yazılırken ayrı ayrı yazılması gerekiyor. Yalnız burada iki tane istisna var. Çek, senet ve müzik notalarının değeri bitişik olarak yazılıyor. Örnekte de görüldüğü gibi 650 TL yazıldığı zaman, yazıyla yazıldığı zaman böyle bitişik yazılması gerekiyor. 16'lık nota, 32'lik nota bunlar da birer müzik terimi olduğu için bu şekilde ayrı ayrı değil, bitişik olarak yazılıyor. Dördüncü başlığımız D, Ki ve Mi'nin yazımı. D'nin yazımı, bizim iki tane D'miz var. Bir bağlaç olan D, bir de hal eki olan D. Bağlaç olan D da'yı her zaman ayrı yazacağız ve bağlaç olan D da'yı cümleden çıkardığımızda cümlenin anlamı bozulmayacak. Örnekte görelim. Ahmet maça da gelmedi. Da'yı çıkararak okuyalım. Ahmet maça gelmedi dediğimizde cümlenin anlamı bozulmuyor. O yüzden bu da ayrı yazılır. Bu bir bağlaçtır. Dün akşam dayım da bizimleydi. Yine bağlacı çıkaralım. Dün akşam dayım bizimleydi. Cümlenin anlamında yine çok bir değişiklik olmadı. O yüzden bu da da yine ayrı yazılır. Bu zor günler de bitecek. Yine D'yi, D bağlacını buradan çıkaralım ve cümleyi tekrar okuyalım. Bu zor günler bitecek dediğimizde yine bir değişim olmuyor. Bu bağlaçları cümleden çıkardığımızda cümlenin anlamı bozulmadığı için bunların bağlaç olduğu birer kesindir ve ayrı yazılmaları gerekiyor. Ayrı yazılan DAD bağlacı hiçbir zaman TAT olarak yazılamaz. Çünkü bitişik yazılmadığı için bir ses olayı olması mümkün değil. Bir ünsüz benzeşmesi olayı olması için kelimeye bitişik yazılması gerekiyor. Bitişik yazılmadığı için biz bunları TAT olarak yazamıyoruz. Bilginiz olsun. Burada bir önemli özelliğimiz daha. Ek olan DAD kelimeye bitişik yazılıyor. Ünsüz sertleşmesi olursa bu DAD ta T'ye dönüşebiliyor. Cümleden çıkarıldığında da bu ekler cümlenin anlamı bozuluyor. Örneklerle görelim. Mutfakta yemek yanıyor. Bu hal ekini cümleden çıkaralım. Mutfak yemek yanıyor. Çok anlamsız oldu cümlemiz. O yüzden bu bir hal ekidir ve bitişik yazılması gerekiyor. Sınıfın gözde öğrencileri gelmemiş. Sınıfın göz öğrencileri gelmemiş dediğimizde cümle çok anlamsız oluyor. O yüzden bu ek olan DAD her zaman kelimeye bitişik yazılıyor ve cümleden çıkarıldığında gördüğünüz gibi cümlelerin anlamı bozuluyor. Geçtik ki'nin yazımına. Bağlaç olan ki ayrı yazılıyor. Yine aynı şekilde cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulmuyor. Örneklerle yine görelim. Burada biraz bekle ki aradığını bulayım. Ki'yi çıkararak okuyalım. Burada biraz bekle aradığını bulayım. Cümlenin anlamında bir değişim yok. Tam evden çıkıyordu ki yağmur başladı. Tam evden çıkıyordu, yağmur başladı. Yine cümlenin anlamında biraz daralma olsa da yine bir değişim yok. O yüzden bu ki'leri çıkardığımızda cümlelerin anlamı çok bozulmuyor. Bundan dolayı bu ki'ler birer bağlaçtır ve ayrı yazılır. Peki biz bağlaç olan ki ile ek olan ki'yi nasıl ayırt edeceğiz? Ek olan ki ler eki getirildiğinde anlamlı olur ve
bunun bir ek olduğunu artık anlarız. Ama bağlaç olan ki'ye lereki getirdiğimizde bu anlamlı olmaz. O yüzden onun da bağlaç olduğunu anlarız. Örnekte görelim. Bu seneki sınav zormuş. Bu ki'nin sonuna ler getirelim. Bu senekiler zormuş. Sınavı okumayalım. Bu senekiler zormuş dediğimizde cümle yine anlamlı oluyor ve senekinin sonuna senekiler gelebildiği için, lerekini getirebildiğimiz için o yüzden bu birer ektir. Az önce bahsettiğim anlamsız olursa bağlaçtır ve ayrı yazılır. Yine örnekte görelim. Geçen öyle bir düştüm ki inanamazsın. Düştüm kiler dediğimizde anlamlı olmuyor. O yüzden bu bir bağlaçtır. Ayrı yazılması gerekir. Daldaki meyveler olgunlaşmış. Daldakiler dediğimde anlamlı oluyor. O yüzden bu anlamlı şekilde okunduğu için bu bir ektir ve bitişik yazılması gerekir. Bazı bağlaçlar kalıplaşmış kelimelerle olduğu için bunlar bitişik yazılıyor. Buna son bahçemi gibi bir formül var ya da buna bazıları sim bohçam da diyor. O yüzden örneklerle bakalım. Sanki, oysaki, meğerki, belki, halbuki, çünkü, mademki, illaki. Arkadaşlar buradaki ki'ler birer bağlaç. Fakat bunlar kalıplaşmış ifadeler olduğu için bunlar bitişik olarak yazılıyor. Bunlar birer istisna olarak aklınızda bulunsun. Mi'nin yazımı, soru eki olan mi'yi her zaman ayrı yazacağız. Mi soru ekinden sonra gelen ekler bu eke bitişik yazılır. Aşağıda örneklerle görelim. Soruları doğru okudun mu? Bugün biraz üzgün müsün? Ödevlerini yaptın mı? Gördüğünüz gibi soru ifadesi olan mi'lerde kelimeye ayrı olarak yazılıyor. Aynı zamanda soru ifadesi olmasa bile sorudan başka olarak kullanıldığında da yine mi ifadesi ayrı olarak yazılıyor. Tatlı mı tatlı bir çocuktu? Burada mi'nin vermiş olduğu anlam bir pekiştirme. O kar yağdı mı buraya gelemez. Burada da kar yağdığı zamanı kastettiği için yine burada mi ayrı yazılıyor. Birleşik kelimelerin yazımına geçtik. Birleşik kelime dediğimizde aklımıza hep iki kelimenin bitişik yazılması geliyor. Fakat birleşik kelimeler daima bitişik yazılmıyor. Ayrı da yazılabilir. Şimdi burada birleşik kelimeler ne şekilde bitişik yazılır, ne şekilde ayrı yazılır onları göreceğiz. Hangi durumlarda birleşik sözcükler bitişik yazılıyor? Görelim. Ara yönler daima bitişik yazılıyor. Güneydoğu, kuzeybatı. Belgisiz sıfatlar birkaç, birçok, biraz. Birleşik fiillerde ses düşmesi veya türemesi varsa yine bitişik yazıyoruz. Bunlar yardımcı fiille oluşan birleşik fiiller. Zam etti. Burada bir ünsüz türemesi var. Kayıp oldu. Ne oluyor birleşince? Kayboldu oluyor. Burada da bir ünlü düşmesi olduğu için yine bitişik yazıyoruz. Seyir etti. Seyir etti. Yine birleştiklerinde ne oluyor? İ sesi düşüyor. Bir ünlü düşmesi olduğu için burada da yine bitişik yazılması gerekiyor. Kurallı birleşik fiiller de daima bitişik yazılıyor. Baka kaldı, alıvermiş, öle yazdı. Ev, hane, zade sözcüğüyle kurulan birleşik kelimelerde daima bitişik yazılıyor. Polis evi, çayhane, amcazade, depremzede gibi kelimeler bitişik yazılıyor. Birleşirken mecazlaşan yani anlamı bozulan kelimeler yine bitişik yazılıyor. Bakalım örneklere. Su çiçeği. Artık buradaki çiçek ifadesi bir bitki olmaktan çıkıp bir artık hastalık ismi olmuş. Su çiçeği.
tavuk göğsü. Bu da artık bir tatlı olarak karşımıza çıkıyor. İmam bayıldı. Bu da bir yemek. Kuş burnu. Bu da bir bitki olarak bildiğimiz için buradaki kelimeler anlamı bozulduğu için biz bunları bitişik yazmalıyız. Baş sözcüğüyle kurulan birleşik kelimeler yine bitişik yazılıyor. Başrol, başhekim, başöğretmen, aşçıbaşı. Alt, üst, üzeriyle kurulan birleşik isimler soyutsa bitişik yazılıyor. Gözaltı, suçüstü, olağanüstü, akşam üzeri. An, en ekiyle yapılan birleşik kelimeler yine bitişik yazılıyor. Ağaç kakan, can kurtaran, gökdelen. Pekiştirmeleri de daima bitişik yazıyoruz. Masmavi, sapsarı. Kanunda bitişik geçen veya bitişik olarak tescil edilen kelimeler de yine bitişik olarak yazılıyor. İçişleri, genelkurmay, ortaokul dediğimizde yine bu kelimeleri de bitişik olarak yazacağız. Ayrı yazılan birleşik sözcükler nelerdir? Bunlar da yine kural ve örnek olarak karşımızda. İkilemeleri daima ayrı yazıyoruz. Yavaş yavaş, ağır ağır, el ele dediğimizde yine bunları ayrı yazacağız. Bütün şeyleri ayrı yazacağız arkadaşlar. Her şey ayrı yazılır. Her şey gördüğünüz gibi ayrı yazılıyor. Bir şey, hiçbir şey, çok şey, az şey. Bu şeyleri devam ettirdikçe yine örnekler artabilir ama bütün şeyleri önündeki kelimeye ayrı olarak yazacağız. Birleşik fiillerde ünlü düşmesi ya da ünsüz türemesi yoksa bu sefer ayrı yazıyoruz. Az önce varsa bitişik yazıyorduk. Şimdi yok olduğu için bu sefer biz bunları ayrı yazmamız gerekiyor. Terk etti. Herhangi bir ses olayı yok. Hasta oldu. Bir ses olayı yok. Fark etti. Bir ses olayı olmadığı için bunları ayrı yazıyoruz. Birleşirken mecazlaşmayan sözcükler ayrı yazılır. Yani anlamı kaybolmayan. Anlamı kaybolduğunda bitişik yazıyorduk. Anlam şimdi kaybolmadığı için bunları ayrı yazacağız. Köpek balığı, bu bir balık olma özelliğini devam ettirdiği için köpek balığı ayrı yazılır. Hava yolu, hava yolu, yol, hava yolu olaraktan yine kendi özelliğini kaybetmediği için anlamını kaybetmediği için yine ayrı yazılır. Bilim insanı, deve kuşu da bir kuş türü olduğu için buradaki kuş ifadesi yine ayrı yazılacak. Her sözcüğünü herhangi ifadesin hariç hep ayrı yazacağız. Sadece herhangi bitişik yazılıyor. Onun dışında her sözcüğü hep ayrı yazılacak. Her an, her gün, her biri, her şey. İç, dış, sıra sözüyle yapılan birleşik sözcükleri yine ayrı yazmamız gerekiyor. Çağ dışı, hafta içi, aklı sıra örnek olarak karşımızda. Gök cisimleri, kutup yıldızı, kuyruklu yıldız. Aklınıza gelebilir şimdi kutup yıldızı neden büyük yazılmış K ve Y, kuyruklu yıldız da K ve Y küçük yazılmış diye düşünebilirsiniz. Bir tane kutup yıldızı var ama birden fazla kuyruklu yıldız var. Bu bir özel isimdir. Bu ise birer cins isimdir. Bir sürü kuyruklu yıldız olduğu için bu K ve Y küçük yazılıyor. Ulaşımla ilgili olan birleşik kelimeler yine ayrı yazılıyor. Deniz yolu, hava yolu, az önce de görmüştük, çevre yolu. Bitki ismiyle kurulan birleşik kelimeler yine ayrı yazılıyor. Kuş üzümü, şeker pancarı, çörek otu dediğimizde yine bunları ayrı yazmamız gerekiyor. Bilim ve bilgi sözleriyle kullanılan birleşik kelimeler de yine ayrı olarak yazılıyor. Gök bilimi, dil bilgisi, ses bilgisi dediğimizde yine bunları ayrı olarak yazmamız gerekiyor. Yazımı karıştırılan sözcükler son başlığımız.
Türkçe'de harf hatası yaparaktan birçok kelimenin yazımını yanlış yapabiliyoruz bazen. Bu da bizim için sınavlarda olumsuz bir sonuç doğuruyor. O yüzden kelimelerin doğru yazılışı ile ilgili Türk Dil Kurumu'nun yazım kılavuzundan doğru yazım hakkında yardım alabiliriz ve kelimelerin doğru yazılışını öğrenebiliriz. Bu yazımı karıştırılan sözcüklerde sürekli eğer yazma alışkanlığını kazanırsak, işte arkadaşlarımızla sosyal medyada konuşurken, WhatsApp'ta, Facebook'ta ya da bir ne bileyim günlük yazarsak, bu sefer bu kelimelerin doğru yazılışında da az hata yapacağımızı düşünüyorum. Şimdi birkaç tanesinden örnek vereyim. Tıraş değil, tıraş, arada ı sesi olması gerekiyor. Bu arkadaşlar git, gide ve art arda önemli. Bunlar daha önce sınavda çıkmış iki tane kelime. O yüzden bunlara dikkat edelim. Git, gide ayrı yazılıyor. Ayrı yazılmıyor, pardon. Bitişik yazılıyor. Art arda da bitişik yazılmıyor. Ayrı yazılıyor. Flüt diye söylüyoruz fakat flüt diye yazılıyor. Yine buradan direkt baktığımızda profesör değil, profesör, herkes değil, herkes. Herkes dediğimiz zaman her sefer anlamını katıyoruz. Bu zaten bitişik yazılmaz. Sonundaki Z sesi de bu şekilde yazıldığı zaman yanlış olmuş oluyor. Biz herkes kelimesini kullanıyoruz. Yani sondaki sesimiz S sesi olmalı. Hapşurmak değil, hapşırmak. Antrenman değil, antrenman. Melemen değil, menemen. Yanlış değil, yanlış. Devam edelim. Santranç değil, satranç. Orijinal değil, orijinal. Unvan değil, unvan. Buna da dikkat edelim. Bu da sınavlarda bazen karşımıza çıkabiliyor. Sıkça yapılan hatalardan birisi unvan olarak söylüyoruz. Fakat doğrusu unvan. Yalnız değil, yalnız. Kravat değil, kravat. Fasulye değil, fasulye. Bu şekilde daha fazla örneklerimizi de arttırabiliriz. Bakıyorum fazla da daha da dikkat edilecek şey. Her şeyden bahsedebiliriz. Yine her şey bitişik yazılmıyor. Kesinlikle ayrı yazılıyor. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi örnek sorulara geçeceğiz. 2013'ün TEOG mazeret sorusuyla baş başayız. Şimdi bakacağız soruya. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Altı çizili sözcüklere bakacağız şimdi. Fatma teyzemin yemekleri çok güzeldir. Akrabalık isimleri küçük harfle yazılıyordu. Burada bir sıkıntı yok. TBMM her yıl 1 Ekim'de toplanır. Burada da belli bir gün, tarih belirtildiği için yine burada bir sıkıntı yok. E büyük olması doğru. Zeynep Hanım yarın akşam önemli bir konferans verecek. Hanım, bey, işte yine meslek isimleri, işte unvanlar büyük harfle yazılması gerekiyor. Ama burada küçük harfle yazılmış. Son şıkkımıza da bakalım. Ankara Kalesi en çok ziyaret edilen yerlerdendir. Burada da yer adları biliyorsunuz büyük harfle yazılıyordu. Burada bir sıkıntı yok. O yüzden burada yanlış yapılan hanımın küçük yazılması, burada büyük yazılması gerekiyordu. O yüzden doğru cevap C şıkkı oluyor. Bir sonraki soruya geçiyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayılara getirilen eklerle ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Bunları kitaplığın üçüncü rafına yerleştirelim. Burada
sıra sayısıyla ilgili bakalım şimdi. 3 dediğimizde bunu üncü olarak ayırabiliyor muyuz? Evet, ayırabiliriz. Bizim takım bu sene turnuvada ikinci oldu. Burada da bir sıkıntı yok. Sayının yazımıyla ilgili. İ sesiyle bittiği için NC'yi getireceğiz sonuna. Yazarın kitabı 5. baskıya girmiş. Burada da sessiz harfle bittiği için yine inci eki gelebilir. Fırından ikişer ekmek alıp eve gittik. Burada ise zaten böyle bir yazılım yapılamaz. Bunu harflerle yazması gerekiyordu. O yüzden burada doğru cevabımız Denizli şıkkı oluyor. 2015 TEOG'da çıkmış bir soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur? Bakalım şıklarımıza. Bu soruyu Hasan Bey'e sormuştu. Burada Bey büyük harfle yazılmalıydı. Çocuklar el ele tutuşup Mogan Gölü'nü gezdi. Burada da coğrafi yine terimlerde büyük harfle yazılmalıydı. G büyük harfle yazılmalıydı burada da. Raftan Ayyaşlı ve Kiracıları romanını alıp okumaya başladı. Burada romanın adı verildikten sonra, bu ifadeyle verildikten sonra burada romanın R'si küçük olmalıydı. Akşam Diyar Diyar Anadolu programını izlemişlerdi. Burada programın yazılışında veya buradaki Diyar Diyar Anadolu yazılışında herhangi bir problem yok. O yüzden sorunun doğru cevabı Denizli şıkkı oluyor. Bir sonraki soruya geçiyorum. Aşağıdakilerin hangisinde bitişik yazılması gereken ki ayrı yazılmıştır? Burada yine örneklere baktığımızda odası o kadar dağınıktı ki aradığını bir türlü bulamıyordu. Burada ki'yi çıkarıp okuyalım. Odası o kadar dağınıktı, aradığını bir türlü bulamıyordu. Buradaki ki bir bağlaç. Buradaki yazın doğru. Derslerine günü gününe çalışmış ki başarılı olmuş. Derslerine günü gününe çalışmış, başarılı olmuş. Buradaki ki'yi çıkardığımızda da yine anlamda bozulma olmuyor. Burada da bir bağlaç var. Bir yanlışlık yok. Çalışma kitabındaki ödevi yapmayı unutmuş. Buradaki ki'yi lereki getirerek okuyalım. Çalışma kitabındakileri yapmayı unutmuş. Biz ki'nin sonuna lereki getirdiğimizde eğer anlamlı okuyorsak ne olması gerekiyordu? Bu ki'nin bitişik yazılması gerekiyordu. Ama burada ayrı yazılmış. Son şıkka da bakalım. Tam arabamızın yakıtı bitiyordu ki bir benzinlik karşımıza çıktı. Tam arabamızın yakıtı bitiyordu. Bir benzinlik karşımıza çıktı. Burada da ki bağlaçtır ve cümleden çıkardığımızda anlamlı okuyabiliyoruz. Bir problem yok. Ancak C şıkkında lereki getirdiğimizde tekrar bakalım. Çalışma kitabındakileri yapmayı unutmuş dediğimizde böyle okuyabiliyorsak bu ki bir ek olmalı. O yüzden kelimeye bitişik yazılmalıydı. Ama burada ayrı yazılmış. O yüzden sorunun cevabı C şıkkı oluyor. Son sorumuz. Aşağıdaki tabloda cümlelerde kullanılan kısaltmaların yazımlarının doğru olup olmadığı işaretlenmiştir. Hangisinde yanlış bir işaretleme yapılmıştır? Bakalım şıklarımıza. Avukat Hilal Hanım'la görüştük. Avukatın kısaltmasını bu şekilde yapabiliriz. Bununla bir sıkıntı yok. O yüzden doğru ifadesi doğru oluyor. THY'da pilot olarak işe başlamış. Türk Hava Yolları'nda dediğimizde böyle diyebiliriz ancak kısaltma olduğu için THYD denmesi gerekiyordu. O yüzden yanlış işaretlenmesi burada da doğru. Bu dizi TRT'de yayınlanacakmış. Yine burada gelen ekte bir problem yok. Doğru olarak işaretlenmesi yine doğru.
TDK'ye konuyla ilgili dilekçe yazdık. Burada bunun yanlış olduğunu belirtmiş. Fakat burada bir yanlışlık yok. TDK'ye bu şekilde ayrılır. Kısaltmaya geldi, gelen bu ek bu şekilde ayrılır. O yüzden burada bir yanlışlık yok. Doğru olması gerekiyordu. O yüzden buradaki yanlışlık D şıkkında yapılmış. Yanlış işaretleme D şıkkında yapılmış. Sorunun cevabı D şıkkı olmalıydı. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, evde kalın.